Bize kendini tanıtabilir misin ilk önce? Ben Sude Aydın. Hukuk ikinci sınıf öğrencisi olacağım şimdi. Birinci sınıfı yeni bitirdim. 19 yaşındayım. Hukuk fakültesine geçen sene girdim. Hazırlığı atlayarak girdim. Hukuk fakültesini neden seçtim? Birazcık aslında tartışmalı bir soru bu. Aklımda hiç hukuk seçmek yoktu benim açıkçası. Hatta Bilkent'i hiç düşünmemiştim bile bu zamana kadar. Ablam Bilkent mezunu benim. Ablamdan birazcık hani gelen tavsiyelerle seçmek istedim. Ama Bilkent'in gerek dil eğitimi olsun, gerek onun dışında öğrencilere sağlamış olduğu yurt dışı imkanları, Erasmus ve benzeri imkanlar dahilinde Bilkent ilgimi çekti. Bir de ben Ankaralıyım. Ankara'da yaşıyorum. Öyle olunca zaten yani ulaşımdır vesaire derken Ankara'da kalmayı seçtim. Öyle olunca da Bilkent'i tercih ettim. Bize birazcık böyle şeyden bahseder misin? Ben hiç bilmiyorum desin hukuk hakkında. Hukuk öğrencileri ne görüyor, ne öğretiyorlar size? Hukuk öğrencileri ne görüyor? Hukuk öğrencilerinin circle'unu SLS'de yani başladığında zaten öğrenciler ne göreceklerini aslında az çok görebiliyorlar. Fakat hukuk sadece hukuk değil. Yani tabii ki temel şeyleri görüyoruz. Mesela anayasa hukuku, medeni usul, aile hukuku, borçlar, eşya, ceza. Yani bunları biz ilerleyen senelerde gittikçe yavaş yavaş görüyoruz. Mesela ben birinci sınıftayken anayasa, medeni hukuk ve Roma hukuku gördüm. Roma hukuku hukuka başlangıç şeklinde de geçen bir hukuk. Fakat bunların yanında birlikte olarak hazırlığı geçin diye sevinmesin kimse, İngilizce görmeye devam ediyoruz çünkü hatta belki daha ağır bir İngilizce görüyoruz. 101-102 şeklinde essay ve araştırma kağıdı, research paper dediğimiz kağıtlar yazdığımız bir İngilizce dersi görüyoruz. Ve beraberinde ekonomi, iktisat, işte humanity, felsefe bunları da birlikte taşıyan bir bölüm hukuk. İleriki yıllarda seçmeli Anglo-Amerikan dersleri oluyor, seçmeli dersler oluyor birlikte. Hani hukuku tamamıyla öğreten bir bölüm hukuk tabii ki. Yani bölüm olarak girdiğinizde doğal olarak hukukun her alanını, her kapsamını görmüş oluyorsunuz. Fakat bunların dahilinde yan dal olarak ekonomi, işletme, siyaset, ondan sonra felsefe, yani kültürel alanda da çok fazla ders görüyorsunuz ve bu size birçok şey katıyor. Yani sadece bir hukukçu olarak yetişmiyorsunuz. Bir yandan diliniz de gelişmiş oluyor, bir yandan sosyal becerileriniz de gelişmiş oluyor ve hani bölümler dahilinde bu şekilde. Hazırlık şöyle, İngilizce bilmeyen birisinin tabii ki hazırlık görmesi şart mantıken, öğrenmesi adına. Ben atladım, şansım yerine gitti diyelim yani ama İngilizce hani şey gibi düşünmemek lazım. Yani hukuk zaten Türkçe bir bölüm. Hani İngilizceye ne yapacağız gibi düşünebilirsiniz. Ancak yan derslerimizde ekonomi, işletme, felsefe ve İngilizcenin kendisi gibi olan derslerde yeterli bir İngilizce seviyeniz yoksa zaten devamını sağlayamazsınız. Ya da basit bir hani temel İngilizceyle onları zaten atlatamazsınız. Yani İngilizcenizin iyi bir düzeyde olması gerekiyor ve Bilkent'in diğer okullara nazaran benim seçme sebebim, ben dili seven bir insanım. Kendim kişisel olarak hem İngilizceyi hem diğer dilleri de çok seven birisiyim. Bilkent'i tercih etme sebeplerimden birisi İngilizce eğitiminin çok kaliteli ve oldukça yüksek düzey olması. Farklı okulda okuyan arkadaşlarımla da aynı şekilde görüştüğümde hiçbir okulun bu kadar İngilizce konusunda zorladığını ben görmedim kendim kişisel olarak. Neden seçtim? Neden zorlanmayı seçtim? Hayatta çoğu şey bizi zorlayabilir ve çoğu yükün altından kalkmak bizi zorlayabilir. Fakat bunları eğer başarırsak ileride çok çok daha şeyler kat edebilir ve elde edebiliriz. Ve Bilkent de benim için bu demek zaten. Çok çok zorlansam da işin sonrasını düşündüğüm için aslında Bilkent yani. Ve işin sonrası için yine hukuk kesinlikle. Ki orada ilginç bir şey sorayım. Hani hukukla ilgili çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Tabii ki de hani böyle birazcık kafa karıştırıcı olan bir şey. Yani Türkiye'de çalışmayı düşünüyorsan hani hukukun belki de bir kısmını İngilizce görmek ne kadar mantıklı. Sen daha iyi biliyorsundur. Hatta açıklarsan sevinirim. Ne kadar mantıklı? Yani şöyle, yurt dışında çünkü anayasalar, kurallar, her şey farklı. Hı. Nasıl görüyorsunuz? Hani yurt tabii dışında ki. Şey. Yani bizim zaten görmüş olduğumuz şey şöyle. Bizim ana derslerimiz mesela anayasa hukuku Türkiye'de okuduğumuz ve öğrenim gördüğümüz için Türk anayasa hukuku görüyoruz. Biz ilk başta bize verilen temel dersler tamamen Türkiye'nin hukukunu benimsemek, entegre etmek için. Yani bunları anlamak ve öğrenmek adına. Çünkü biz ülkede yani Bilkent'e dahil olmak üzere çoğu okulda bu temel dersler veriliyor. Hı hı. Farklı hocalar dahilinde de veriliyor. Fakat
aynı konu işleniyor aslında. Yani çok farklı bir şey işlenmiyor. Neden Türk hukuku görüyoruz? Ve Türkiye'de mesela avukat olacağı düşünülerek yetiştiriliyor bir öğrenci. Bilkent'te sadece Türkiye'de avukat olacağı düşünülerek yetiştirilmiyor. Bir yandan siz Türk anayasa hukuku sistemini de görmekle beraber ilerleyen yıllarda başka ülkelerinde seçmeli ve zorunlu olarak da mesela 3. sınıfta Anglo-Amerikan hukuku adı verilen bir dersimiz var. Bu bizim zorunlu bir dersimiz. Biz bir bakıma Avrupa'yı yani ya da aynı şekilde Amerikan hukuku da görmüş oluyoruz ve bunu da öğrenmiş oluyoruz. Fakat bu bize ekstra bilgi gibi düşünün. Siz Türkiye'de bir avukat da olmayı seçebilirsiniz, savcı veya hakim aynı şekilde. Fakat bunun için temel bilgileri zaten yeterince öğreniyorsunuz. Ancak bunun üstesine ekstra olarak da hem yabancı ülkeleri öğreniyorsunuz, onların hukukunu öğreniyorsunuz ve iş hayatınızda nerede çalışmak istediğinizde siz daha çok karar veriyorsunuz. Yani başka mesela bir üniversiteden, hukuk fakültesinden mezun olan bir kişi yalnızca belki sadece işte hukuk bürosunda çalışıp avukat, savcı ya da hakim olabilecekken biz aynı şekilde çeşitli şirketlerde, uluslararası alanda, sadece Türkiye olmamak dahilinde her türlü alanı seçebiliyoruz. Ki bu da insanın aslında daha çok seçeneği olması onu için daha aslında bir fırsat, bir avantaj oluyor. Tek seçenekle sınırlı kalmıyor. Daha çok seçeneği elini uzatabileceğini biliyor. Daha çok iş yapabileceğini biliyor. Tek bir alanda sınırlı kalmayacağını biliyor. Ve bunun dahilinde de ekstra bir şeyler öğreniyor. Çok teşekkürler. Çok tatmin edici bir cevaptı. Şeyi sormak istiyorum sana merak ettiğinden. Tercih dönemin nasıl geçti? Tercih yaptığın sırada. Her dönemim nasıl geçti? Okula ilk başladığımda ben çok zorlandım açıkçası. Gerek pandemiden dolayı olsun. Tabii. Gerek daha önce hiç karşılaşmadığım dersler, hiç görmediğim şeyler. Benim bizzat bir de ailemde herhangi bir hukukçu da yok. O yüzden benim hiçbir fikrim yoktu. İlk geldiğimde çok yeni olan kavramlarla bocaladım. İlk başta hocalar da zaten söylüyor bunu. Hani benim size anlatacağım kavramları çoğunuz yabancı olabilirsiniz. Çünkü zaten amacınız burada bunları baştan sıfırdan öğrenmek şeklinde diyorlar. İlk senem evet ilk başta beni zorladı ancak daha sonradan vizelere, finallere vesaire alışmaya başladığımda benim için oldukça keyifli bir hale geldi. Çünkü ben sadece ders öğrenmek de değil, beraber arkadaşlarıma dava da çözdüğüm oldu. Ki bence zaten işin en eğlenceli kısmı bu. Birlikte dava çözmek, verilen ödevleri yapmak, araştırmak. Yani böyle olaylar silsilesi içerisinde size davalar veriliyor. Ve siz bunları bir proje, bir ödev olarak yapmanız gerekiyor. Ve bunları çözmek zaten aslında dersten aldığınız verimi maksimum seviyede kullanabilmeniz anlamına geliyor. Yani öğrendiklerinizi gerçek hayata entegre ediyorsunuz. Gerçek olayları aslında ya hiç olmaz haberde gördüğümüz belki ağzımızın açık kaldığı olayları görüp onları çözüyoruz mesela. Aa olmaz olmaz dediğimiz şeyleri çözüp çözebildiğimizi fark ediyoruz ve fark ettikçe daha da çok çözesimiz geliyor. Böyle bir şey. Keyifli yani. Şeyi o zaman şöyle sorayım bir de. Hani başta da söyledin hani Bilkent seçmenin başka sıkıntıları vardı. Mesela aklında başka okullarda var mıydı hukuk konusunda ya da başka aklında bölümler başka var mıydı? Var mıydı? Başka bölümler vardı. Yani başka okullar, ben ilk başta şehir dışında okumak çok istiyordum. Hani bir değişiklik olsun hayatımda vesaire gibisinden. Ancak daha sonra açık konuşmak gerekirse ne başka bir okula gittiğime pişmanım şu an. Ne de başka bir şehre gittiğime pişmanım. Hani şöyle diyeyim, kendi mesela başka bölümden arkadaşlarım da var şu an Bilkent'te okuyan. Farklı şehirden gelenler de var. Bilkent'in gerek yurt imkanları olsun. Mesela yeni açılan bu 81-82. Yurtlar gerçekten yani ben çok beğeniyorum. Ve aynı şekilde yurt imkanları haricinde okulun kampüs hayatı şu an çoğu okulda yok. Yani sınırlı sayıda okul var zaten. Fakat İstanbul çok kalabalık bir şehir mesela. Ve Bilkent zaten bir Koç, bir Sabancı'dan bence kat kat daha iyi eğitim veriyor. Ve bunu Ankara'da sağlıyor. Üstelik sakin bir yaşam içerisinde sağlıyor. Yani çok olaylar mesela silsilesi içerisinde sağlamıyor. Koç güzel bir üniversite fakat şehrin oldukça dışında. Bilkent merkezi bir yerde aynı zamanda. Ve öğrencilere çok da imkan sağlıyor yani. İşte ringler, o bu vesaire. Yani kampüs alanı olarak da ben hani işte Mayfest olsun, ne bileyim kulüplerdir, o bu falan. Yani onlarla birlikte çok daha aktivite sağlayan bir yer. Başka okulu düşünmeme sebeplerim de bu açıkçası. Başka bir yeri hani ilk başlarda ya heves ettim acaba şehir dışında mı okusam diye. Fakat sonra vazgeçme sebebim tamamen bu sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda. Anladım. Hukuk için de İngilizce olmuş olması. Ve dediğim gibi yani eğer farklı bir hukuk fakültesinden mezun olsam benim avukat, savcı ya da hakim olabileceğimi biliyorum. Fakat buradan mezun olduğumda
çok çok daha kapsamlı mezun olacağımı ve hani daha birikimli mezun olacağımı biliyorum. Bu yüzden burayı seçtim. Anladım. Çok teşekkürler. Şimdi benim şu ana kadar konuştuğum herkesle neredeyse zaten genellikle pandemi mağdur bölümler hakkında. O yüzden bu soruyu böyle şey hani onu da hafif araya katarak soruyorum genellikle. Yani şu ana kadarki Bilkent'teki kampüs hayatı, sosyal hayat ve kulüp aktivitelerine hani ne kadar katıldın ve de bunlardan şu ana kadar ne kadar memnunsun? Ne kadar katıldım, ne kadar memnunum? Yani şöyle, tabii ki pandemiden dolayı kulüpler istediği verimi gerçekleştiremedi. İstediği tabii. etkinlikleri çok yüksek oranda sağlayamadı. Hı hı. Ancak bu bunun her zaman tabii ki böyle olacağı anlamına gelmiyor. Pozitif düşünmek lazım. Hı. Umarım bir an önce pandemi biter ve kulüpler de eski çalışmalarına geri döner. Çünkü ben ilk geldiğimde kulüplere olan hevesim kulüplerin yapmış olduğu etkinliklerdi. Hı hı. Kulüplerin hem mesela hukuk için konuşuyorum. Hukukta kariyer ve uluslararası hukuk kulübü var. Bu kulüpler dahilinde mesela baktığınızda hem İstanbul'a hem yurt dışına gitmişler mesela. Ve orada çeşitli konferanslara, programlara katılmışlar ve bu tarz ciddi işler haricinde gezip eğlenmişler de bir yandan. Ben mesela bunlara katılmak için aslında bu kulüpleri tercih etmiştim. Bu sene bunlar online oldu. Yine aynı insanlarla görüştük. Yine aynı insanlarla toplantılar yaptık. Çok da verimli geçti fakat o istediğimiz yüz yüze verimi tıpkı derslerde olduğu gibi yani alamadık. Çünkü yüz yüze görüşmek, bir şeyleri hani el ele yapmak, birlikte yapmak her zaman tabii ki daha güzel. Umarız bu sene gidebiliriz yurt dışına. Yine bazı programları yapabiliriz diye düşünüyorum ama kulüpler bence çok verimli. Okulun sosyal hayatında bizi en çok etki eden şeyler bence zaten kulüpler. Çünkü evet ders çalışacağız tabii ki. Zaten çok yoğun oluyor vize ve final haftalarımız. Fakat bunların haricinde kulüplerle yaptığımız etkinlikler bence çok daha keyifli ve bu kulüpleri sadece akademik olarak da düşünmemeliyiz. Yani Bilkent'te envai çeşit kulüp var. Çay kulübünden tutun hukuk kulübüne, işletme kulübüne, denizaltı sporları kulübüne kadar her şeyin yani. Ve bunlar bence çok keyifli. Pandemi olmadığında çay kulübüyle gidip bir çay içmek, işte gastronomi kulübüyle yemek yapmak vesaire yani bunlar umarım bu sene yapabileceğim şeyler olur. İnşallah yani yeni gelen herkese hani böyle çok umut da veremiyoruz ama evet, hani evet, ne yazık ki. Olsun istiyorum ya ben bir de hani şey oldum diyorum bak konuştuğum herkes neredeyse kampüse gelemeyen arkadaşlar var şu anda bizim kulüpten şeyim olan. Keyifli biz de özledik biz de kaldık arada. Hani çok dağıtmayayım o kısmını. Şeyi sormak istiyorum hani şu ana kadarki tecrübenle ya da belki mezunlarla daha büyük sınıflarla konuşmuşsundur. Hani Bilkent hukuk okuyan birinin hani ileriki zamanlardaki staj ve iş imkanları neler olabilir? Hani o kısmı biraz açıklayabilir misin? Bilkent'in staj imkanları yani şöyle ben okula ilk geldiğimde hatırlıyorum tanıtım gününe gelmiştim ve ikinci sınıftan bir kızla beraber oturup konuşmuştuk. Bilkent'in iş imkanları beni çok cezbetmişti çünkü yani orada da yine söylüyorum evet tabii ki avukat hakim veya savcı olmak bizim işimizin gereği ve bir seçimi de ama onun dahilinde siz çalışacağınız şirketi de seçebiliyorsunuz ki şirketler envai çeşit yani Türk Hava Yolları'ndan tutun Pepsi, Coca-Cola, Fanta yani Google ondan sonra yani Arçelik, Beko vesaire hani Borusan o bu hani bunlara imkan sağlamalar bence çok güzel. Ya tabii şöyle de ya biraz realist de olmak lazım yani yeni mezun birinin çat diye gidip bir an inanılmaz bir iş bulabileceğini hani düşünmemeliyiz. Ama yine de sağlamış olduğu imkanlar bence çok güzel ki ben ikinci sınıftan konuştuğum bir kız o dönemde bana şunu söylemişti. Ben ikinci sınıfım bir staj ayarladım kendime üstelik bunu hepsi de ayarladım dedi İstanbul'a gideceğim dedi. Yani Ankara'da kalmak zorunda değilsin. İstanbul'a da gidebilirsin staj için. İleriki yıllarda Erasmus da var mesela onları da seçebilirsin. Ve üstelik seçmek istemeyip Türkiye'de kalmak istersen yine gidebileceğin şehir var. Yani illa kendi şehrinde kalıp kısıtlı imkanları seçmek zorunda değilsin. Kendi şehrinde de güzel firmalara gidebilir. Fakat şehir dışına da gidip İstanbul sonuçta yani ekonominin, finansın, işte hukukun çok kalabalık bir yer. Her şeyin zirvesi olan bir yer ve orada da staj yapma imkanı sağlamaları bence çok güzel. İleriki yıllarda yurt dışına gidebilme imkanlarımız da bence çok güzel. Yani hem Erasmus'u çoğu okul sağlamıyor hukuk adına. Çünkü hukuk yani dersleri Türkçe görüyorlar. Tüm dersleri Türkçe görüyorlar ve böyle olunca orada bir değer olmuyor bunun. Fakat Bilkent'te bu dersleri saydırabiliyorsunuz. Bunun güzel bir yanı var. Erasmus için az yer yok. Çok fazla yer var. Çok çeşitli ülke var. Rusya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Polonya vesaire. Bence bunlar da çok değerli ve önemli yani.
Ve ileride mesela şirketler de çok kaliteli şirketler yani. Çok bilinen, duyulan ve büyük holding olan şirketler olması da bence oldukça güzel bir imkan. Ve bunları da sağlıyor olması güzel bir şey. Şeyi sorayım mesela, bizde mühendislere her şeye 4 yıl içinde 2 tane staj yapma zorunluluğu var. 2 farklı evet. Yazda. Sizde mesela nasıl bu? Kaç kere staj yapıyorsunuz? Bizim yaz stajlarımız şöyle. Benim birinci sınıfta başlayan arkadaşlarım da oldu. Ancak genelde bizde stajlar zorunlu değil de şöyle diyeyim, isteğe bağlı olarak gerçekleşiyor. İkinci sınıftan itibaren başlıyor. Ve yani ikinci sınıfta mutlaka bir başlayın. Ve çoğu konuştuğum dördüncü sınıflar, mezunlar vesaire herkes stajı tavsiye ediyor. Çünkü okulda siz bu işin pratiğini yani şeyini öğreniyorsunuz, usulünü öğreniyorsunuz. Fakat bunun pratiğini gerçek hayatta yapmak stajlı oluyor. Gerçek davalar nasıl çözülüyor, nelere bakılıyor vesaire. Yani bunları stajla öğrenip yapmak çok daha önemli. İkinci sınıftan itibaren tavsiye edenler çok olduğu için ben ikinci sınıfta yapmayı tercih ettim. Yani seneye bu yaz staj yapıyor oluyorum muhtemelen. Bu sene daha bilgilerimiz çok taze olduğu için çok istemedim açıkçası. Bizde bir zorunluluk yok dediğim gibi, ancak ne kadar çok farklı firmayla, yani hukukta tavsiye edilen şu, düşük firmalarla da, çok bilinmeyen hukuk firmalarıyla da, çok güzel şirketlerde de çalışılması ve çeşitli şeylerin görülmesi tavsiye ediliyor. Ben de yeni gelenlere böyle tavsiye ederim o yüzden. Pardon, bir sinek rahatsız ediyor. Tamam. Son olarak şeyi soracağım. Sormak değil de daha doğrusu hani kapanış amaçlı. Şu an tercih yapmak üzere olan, belki de öğrencilere söylemek istediğin ya da herhangi eklemek istediğin bir şey üniversite, okulla ilgili var yani, mı diye kapanış için? Var, evet. Yani şu an açıkçası kendim gözüm kapalı bir şekilde hukuk tavsiye edecek olan öğrencilere Bilkent hukuku tavsiye etmelerini öneriyorum. Tabii yani şöyle bir gerçek de var. Kimisi devlet tercih etmek isteyebilir. Yani Bilkent sonuçta hani %50, %100 ve burssuz da girebileceğimiz bir okul. 30 binle de kapatmıştı geçen sene burssuzluğunu. İmkanları dahilinde öğrencilere ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve çoğu arkadaşımın da bu arada şunu da eklemek isterim ki mesela ilk 2000'e girip Ankara hukuka gitmeyip, İstanbul hukuka gitmeyip Bilkent'i tercih eden ve bunu para yani burssuz da tercih eden arkadaşlarım var. Öyle söyleyeyim. Sırf eğitiminden ve hoca kalitesinden dolayı. Yani ben zaten bizzat kendi arkadaşlarımın bunu yaptığını gördüğümde ben de hiç düşünmedim açıkçası devleti ve ben de direkt Bilkent'e geldim. Yani tavsiye ederim kısacası. Anladım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Aklıma gelen şimdilik başka bir şey yok. Eklemek istediğim bir şey tamam. Yok mu? Yok, hayır. Tamamdır. O zaman çok teşekkürler yine de. Rica ederim.